Benim satılık malım yok. Ne markam satılık, ne de evim satılık. Bundan sonra babamın evinde yaşamaya karar verdim. Burada yaşayacağım. Harika bir fikir bence. Anne, ne diyorsun sen? Anne, dalga geçiyorsun değil mi? Şimdi gidiyoruz ama en kısa zamanda geri döneceğiz. Demek bize yansıttığın kadar zor durumda değilsiniz. Oho, buna çok sevindim. Ben de çok sevindim. Karar senin. İnşallah pişman olmazsın. Zannetmiyorum. Neyse, kusura bakmayın. İçeride çok işim var, dönmem lazım. Size iyi yolculuklar. Sana da iyi günler. Anne, dalga geçiyorsun değil mi? Seninle sonra konuşacağız. Ben hakkımızı korudum. Hakkımızı bu şekilde mi korudun canım? Rezil ettin beni. Pazarlık yapmak ne demek oğlum? Anne, bunu bize nasıl yaparsın? Anne, bir şey söyle. Geç. Anne, şaka yapıyorsun değil mi? Şaka değil mi bu? Geç. Melek'ciğim, ne olur sakin ol. Ablam bilmiyor musun? Abartmıştır. Her şey çok güzel olacak. Bak. Görüşürüz canım. Hadi bay bay çocuğum. Anne, ne yani? Sırf ben konuştum diye mi? İyi yolculuklar. Söyledin değil mi? Anne, şaka yapıyorsun değil mi? Ha? Anne, bir şey söyle lütfen. Sırf inat olsun diye mi yaptın? Ha? Anne. Sırf bana küstah dedi diye mi? Ha? Onun için mi? Anne diyorum. Tuna. Ya tamam, durum tatsız da bu kadar sinirlenmene gerek yok. Sinirlendiğimi nereden çıkarıyorsun? Kızdım, evet. Onun nasıl kıymet bilmez biri olduğunu unutup yardım teklif ettiğim için kendime kızdım. Satılık malı yokmuş. İyi, tamam, tamam. Olmasın, olmasın o zaman. Tamam işte, demek ki o kadar ihtiyaçları yokmuş. Umarım pişman olmazsın derken o neyi kastettiğimi anladı. Halleri ortada. Macera arıyor işte, zavallı. O markaya aktardığım parayı ona hibe edecek halim yok. Ya parayı verecek ya da Şebi Verda'yı bana verecek. Başka yolu yok. Neler kaybedeceğini bilse hiç böyle bir hevese kapılmazdı ama artık yapacak bir şey yok. Kendi düşeni alamaz. Hay. Ben çalışırken bir tepemde dikilsin, sevmiyorum bunu biliyorsun.